Mutlu günler sevgili seyirciler. TRT Haber ekranlarına, TRT Radyo Haber'e hoş geldiniz. Eğitim Editörü programıyla karşınızdayız. Efendim tercih dönemindeyiz. Artık öğrenciler, veliler için heyecanlarının son demlerinde diyebiliriz. Biz onlara hem kulak vermek istiyoruz hem sorularını da bir yandan yanıtlamak istiyoruz. Sayın Süleyman Beledioğlu ile birlikte her günde yine bu stüdyoda çok kıymetli konukları ağırlıyoruz. Kırıkkale Üniversitesi Rektörü var bugün. Çok kıymetli, değerli Profesör Doktor Sayın Ersan Aslan bizimle birlikte olacak. Hem online sistemden, eğitim sisteminden bahsedeceğiz. Hem de Kırıkkale Üniversitesi'nin başarılarından bahsetmek istiyoruz. Hemen hatırlatalım, sosyal medya hesabımızdan Instagram adresimize sorularınızı yazın. Fikir ve görüşlerinizi de bizlerle paylaşın diyelim ve başlayalım. Efendim hoş geldiniz, hoş geldiniz Sayın Aslan. Evet, şimdi sizin çok başarılara imza atmış bölümleriniz var. Hem bölüm fakültelerinizden, meslek yüksekokullarınızdan da bahsetmek isteriz. Şimdi baktığımızda Diş Hekimliği, İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik, Sağlık Bilimleri Fakültesi yine öne çıktığını görüyoruz. Veterinerlik Fakültesi, Tıp, Hukuk Fakültesi saymakla bitmiyor ama başarıları gerçekten göz dolduruyor. Hatta Avrupa'nın da en büyük veterinerlik fakültesi yine sizin üniversite bünyenizde. Biraz bölümlerinizden bahsederek başlayalım dilerseniz. Sezen Hanım, teşekkür ederim bu programa çağırdığınız için. Öncelikle Kırıkkale Üniversitesi'nin ailesinin ve Kırıkkale hemşehrilerimizin selamlarını iletmek isterim sizlere. Sizlerden de oraya selam. Sizlerin nezdinde de programı yapımında emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ben. Sağolunuz. Aslında üniversitemizdeki 12 fakülte, 7 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokulu, 3 enstitüden bahsetmeden önce bu dönemde yaklaşık 2,5 milyon gencimizin tercihlerini yapıp inşallah istedikleri bölümlere, programlarına kayıt yapmalarını, hak kazandıklarında arifesinde onlara başarılar dilemek istiyorum. Hem tercih döneminde başarılar hem de tercihlerinden sonra yerleştikleri bölümlerinde başarılar dilemek istiyorum. Ama gençlerimizin bu tercih döneminde göz ardı etmemesi gereken bir husus var. Özellikle sizin programınızın program öncesinde tanıtımlarına, teaserlarına baktığınızda şöyle iki cümle geçiyor. Gençlere, öğrencilerimize ve ailelerine tavsiyeler diye bir cümle geçiyor. Gençlerimize söyleyeceğiz neleri? Hem üniversite anlamda, Kırıkkale Üniversitesi anlamında hem de genel anlamda neler söylüyor. Ama ailelere ben şunu söylemeyi tercih ederim. Zamanında ben de iki evladıma üniversite tercihlerinde birazcık yardımcı olduk. Öyle diyelim bir eğitimci olarak. Ama aileler şuna bakması gerekir. Çocuklarının mutlu olacağı, gelecekte mutluluklarını devam ettirecekleri bir bölüme kazanmaları için rehber olmaları gerekir. Kesin. Zorlayıcı olmamaları gerekir demek isterim. Şu cümleyle belki başlamak lazım. Gençlerimiz tercihlerini yaparken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gelecek planlarından bağımsız hareket edemeyeceğini düşünüyorum. Devlet yapmış olduğu planlarla, kalkınma planlarıyla hedefler koyuyor 5'er yıllık. Şu anda Meri Kanunu olan uygulamadaki 11. kalkınma planına baktığınızda önemli hedefler koymuş. Şu anda bölgenin önemli aktörlerinden birini olmasının sebeplerinden başlangıcı bu aslında. İşte hem Suriye'de sınır ötesi harekatlarda hem Kıbrıs tarafında hem Libya tarafına baktığınızda, Akdeniz'deki yetkinliğine baktığınızda gençlerimiz tercihi yaparken güncelden de bağımsız, devletin yapmış olduğu planlardan bağımsız hareket etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki hükümet eden kadroya baktığınızda bunlar bunu yaparken geçmişteki birikimden gelerek yapıyorlar. Hem tarihsel birikimimizden, hem teknolojik birikimimizden, hem bilim insanları açısından yapmış olduğumuz birikimlerle. Bakın çok basit bir örnek söylemek isterim. Buyurun. Geçmişte baktığımızda hepimizin elinde cep telefonu var. Cep telefonu optik bir cihazdır. Optik cihaza baktığınızda çok kısa geçmişe dayandırır birçok insan optiği. Ama baktığımızda biz İbnül Heyzem diye bir bizim medeniyetimizde bir insan vardır. O medeniyetin insanları olarak biz o medeniyetin içinde insanlar olarak baktığımızda biz geçmişimizdeki bu bilgi birikimiyle şu andaki devlet otoritesi bu
bunları gerçekleştiriyor ve şu anda geldiğimiz nokta. Dolayısıyla gençlerimiz tercihlerini yaparken hangi üniversiteyi tercih ederlerse etsinler. Ben buraya Kırık Üniversitesi'ne anlatmaya geldim ama sonuçta bizim birikimimiz, gençlerimiz benim üniversitemde de okusa, bir başka üniversitede de olsa 2053 yılı geldiğinde, 2023 demiyorum, şurada 3 yıl var. 2053 yılı geldiğinde bizim yaşlarımız olacak, hala çalışıyor olacaklar. O zaman yapacakları tercihleri buna göre yapmaları gerekir. Üniversitemize baktığımızda, Kırık Üniversitesi'ne baktığımızda az önce bahsettiğiniz gibi siz aşağı yukarı bütün fakültelerimizi saydınız. 12 fakültemiz var. Evet. Bunların içinde söylemiş olduğunuz veteriner fakültemiz akredite olmuş bir fakültedir bütün bölümleriyle. Dolayısıyla akredite olmuş bir kılavuzda da vardır akredite olduğunu belirten. Akredite olmuş bir fakültede okuyabilmek önemli bir şey. Diş hekimliği fakültemizden hiç bahsetmeye gerek yok. 43 ilim biz odak noktasındayızdır, bağlantı noktasında Kırıkkale olarak. Bizim doğumuzdaki, güneyimizde, kuzeyimizdeki 43 ilden de hastalarımız vardır. Evet. Dolayısıyla gençlerimiz oraya geldiklerinde çok önemli bir noktaya geldiklerini düşünmeliler. Meslek yüksekokullarımız, 7 tane meslek yüksekokulumuz var. Temel farklılığımız burada şu meslek yüksekokullarımızda. Ben şöyle bir tabir kullanıyorum. Süleyman Bey ne der bu tabire bilmiyorum ama. Bilmeyen anlatır, bilen öğretir. Güzel. Biz anlatmıyoruz. Süper. Evet. Biz anlatmıyoruz, biz öğretiyoruz. Çok hocam çok iddialı konuşuyorsunuz. Ben arkadaşlarıma güveniyorum, akademik personelimize güveniyorum. Onlar atölyelerde, laboratuvarlarda, yüzde olmalarında, odalarında gençlerimizi geleceğe hazırlamanın çabası içindeler. Evet. Dolayısıyla yüksekokullarda yapmış olduğumuz uygulama buna yönelik, yapmış olduğumuz eğitim ve öğretim buna yönelik olarak. Biz şunun sorumluluğunun bilincindeyiz, bütün üniversitelerimiz olduğu gibi. Bize emanet olarak verilen gençlerimiz, bu sene 7200 öğrencimiz gelecek yeni. Emanet olarak gelen gençlerimizi emanet hissiyatıyla alıp, akademik personelimiz bir ibadet hassasiyeti içinde bu gençlerimizi geleceğe hazırlamanın çabası içindeler. Dolayısıyla mevcut olan 35 bin öğrencimizde bu sene işte 7200 öğrenci katılacak. Mezunları çıkarsanız aşağı yukarı sayı yine 35 bin olacak. Asıl belki burada fakültelerimizin kalitesinden bahsetmek için şunu söylemekte fayda görüyorum ben. Gençlerimiz de, bizi izleyen gençlerimiz de bunu bütün müracaat edeceği veya düşündüğü üniversitelerde arasınlar. Bizim 1300-1250 öğretim elemanımız var. Bunların içinde 640 tanesi, 640 arkadaşımız öğretim üyesi. 450 tane de araştırma görevlisi var. Bunun anlamı şu. Pardon hocam, o öğretim üyesini çocuklar anlamıyor ama asıl kadro gibi. Ha. Tam onu söylüyordum. Evet. Öğretim üyesinin anlamı şu. Öğretim görevlileri dersi vermekten yükümlü. Öğretim üyeleri hem dersi vermek hem araştırma yapmaktan yükümlü. Yani asistan yetiştirecek, araştırma projesi yapacak. Lisans öğrencisi, ön lisans öğrencisi için niye önemli bu? Şundan dolayı önemli. Bizim üniversitemizde daha ön lisans ve lisanstayken para kazanmaya başlar. Yani herkes sonuçta üniversiteye iyi bir meslek sahibi olup dışarıya çıkıp iyi para kazanmanın yolunda değil mi? Ama üniversiteye daha öğrenciyken para kazanmaya başlar. Nasıl? İşte bu bahsetmiş olduğum hocalarımızın 640 hocanın 291 tanesi projeci hoca. Sezen Hanım lütfen, Süleyman Bey lütfen şeyden sonra, programdan sonra TÜBİTAK'ta proje yapan Türkiye genelindeki hoca sayısına bakın, orana bakın. Bizde %40'ın üzerindedir proje yapan hoca sayısı. Öğrencinin ilgisine her hoca yapmış olduğu projeyi ister üniversite dışı, ister ulusal kaynaklı, ister uluslararası kaynaklı projelerde asistanını, master doktor öğrencisini ve lisans öğrencisini çalıştırmak durumundadır. Bunu da biz fonluyoruz çocuklarımız. Bu anlamda öğrenci, daha gençlerimiz Kırıkkale Üniversitesi'ne geldiğinde öğrenciyken sektörle bağlantılı projelerde çalışmanın zevkini ve tadına varıyor. Çok güzel.
Çok şanslılar öğrencileriniz. Şimdi de yeniden döneceğim. Hatta özellikle teknolojik altyapınızı da sormak istiyorum ama onun öncesinde Sayın Süleyman Belediyeoğlu ile devam etmek istiyorum. Efendim şimdi tercih stratejilerinden bahsediyoruz. Siz bu anlamda öğrencileri de velileri de her daim yönlendiriyorsunuz. Ama şu var ki şimdi şu bölümü yazayım, bunu yazayım ama tutmaz deyip İşte vazgeçip farklı bir yöne giden öğrenciler var. Ne dersiniz? Hangi stratejileri göz önünde bulundurmalılar? Hem de bir kez daha hatırlatmış olayım. Çok teşekkür ederim Sezen. Genel ve çok ihtiyaç duyulan bir soru sordunuz. Ersan Hocam'a ben tekrardan hoş geldin diyorum. Ve orada Ersan Hoca aslında bir strateji de verdi arada. Evet. Dedi ki çocuklar sevdiği bölüme lütfen dedi ailelere. Hitaben bunu konuştum. Bunu bir akademisyen, bir rektör olarak sevenle sevmeyenin performansını, ilgisini, öğrenme kapasitesini değerli hocam çok iyi etüt ettiği için Sezen bunu söyledi. Ben çocuklara şunu söylüyorum. Mesleğin zorluklarına bir koşulda katlanırsınız. Severseniz. Evet. Bir anne çocuğunun bütün zorluklarına katlanır mı? Katlanır. Neden? Sevdiği için. Ha o meslek baza bir metafor edersem o zaman yani çocuk sevmediği mesleğe başka parametreler yüzünden yönlendirilirse yalpalanmaya başlayacaktır Sezen. İşte burada Ersan Hocam'ın o dediğinin altını çizmemiz gerekiyor ki tercih stratejilerindeki en önemli şeylerden bir tanesidir o sizin dediğiniz. Hani sonradan dizini dövmek istemiyorlarsa kesin tutar. Kesin tutmaz diye radikal iki uç bakış açısından sakınmalılar ve hep ortalamadan gitmeleri lazım. Ya işte sıralamalar düşerse ben çok yüksek kazanırım ama bu bir ihtimal. Kesin sıralamalar düşer yanlış. Kesin sıralamalar aynı kalır diye listeyi sadece bunun üstüne yatırım yaparlarsa bu da yanlış. Efendim sıralamalar yükselir. Diye bir tercih yaparsa, düşer diye bir tercih yapar, aynı diye tercih yaparsa yanlış ayrı ayrı bunların hepsini kapsaması gerekiyor. Ve burada dikkat etmeleri gerekiyor. Onun için kılavuzun çok iyi didiklenmesi lazım. Bu arada Ersin Hocama da ben hep çocukları Kırıkkale Üniversitesi'ni tavsiye ederken çocuklar hızlı tren açılıyor. Bu Eskişehir Ankara'da öğrenci komadı çekti. Yakında Kırıkkale'de çeker. Acaba Ersin Hocam hızlı trenin açılışını takip ediyor mu? Yorumunu da merak ediyorum açıkçası. Ersan Hoca'ya döneceğim ama şimdi siz çok güzel bir şey söylediniz. Mutlaka sevdiğimiz mesleği kesinlikle, yapmak lazım. Kesinlikle. Çünkü gerçekten şükürler olsun bizler de onu yaşıyoruz. Çok sevdiğiniz zaman her işin zor koşulları var ve onlar hiç gözünüze gelmiyor. Gerçekten onu hissetmeden yapıyorsunuz. Sizden ben sizi makyaj odasında... bir yandan makyaj olurken o koşturmanın içinde bir yandan bugünün gündemini didiklerken yakaladım. Sevmeseniz bunu yapar mısınız? Bitti. Kesinlikle. Yani inşallah herkes, her öğrenci böyle şanslı olur. Ama sizin söylediklerinize kulak vermeleri çok önemli. Çünkü tercih dönemindeler. Az da bir süre kaldı. Kesinlikle. Ve siz hep şunu söylüyorsunuz. Yapacağınız mesleği, yazacağınız bölümün o mesleki şartlarını, koşullarını yerinde görmeniz çok önemli diyorsunuz. Nasıl yapacaklar bunu? Bu çok önemli. Şimdi Sezen bak, mesela tıbbı seçen çocuğu Ersin Hocam nasıl etüt ederler? Ya hastanelerin acil servisinde şöyle bir çocuk yarım saat oyalansın. Yani böyle biraz işte kaza geç Allah etmesin bir hastayı gördüğünde tedirgin mi oluyor? Aa, nasıl tedavi edecekler acaba ilgi mi gösteriyor? Hukuk isteyeni bir adliye koridorunda şöyle bir dolaştırmamız gerekiyor. Mesela veterinerlik, hayvan sevgisi hemen hemen insanların çoğunda zaten vardır. Ama hayvanın sağlıklısını mı sadece sevebiliyor? Aşırı sevdiği için hayvanın yaralanmış olan, hasta olmuş olanı görünce Allah ben buna bakamam. Benim bir tane arkadaşımın kızı yani Türkiye'nin en çok kedi sevenlerindendir. Ve veterinerliği kazandı. Birinci sınıfta bıraktı Sezen. Öyle diyor ki ben bir hasta kedi, köpek yaralı görünce fenalık geçiriyorum. Ne kadar önemli. Ya Süleyman Belediyeoğlu'na lütfen kulak verin. Bu söylediğiniz o kadar önemli çok, ki. Çok. Şimdi az da bir süreleri kaldı. Mutlaka bunu yaratma fırsatı tanısınlar. Veliler de bu anlamda çocuklarına yol göstersinler. Sözüm bir 30 saniyeni rica edeyim. Ersin Hocam çok kıymetli bilgiler veriyor.
YÖK, iki tane YÖK'le ilgili durum var. Onu da bir eğitim editörü programı olarak bildirmek isterim. Bir tanesi felsefenin, felsefe programının desteklenen programlar arasına alındı. Hı hı. Eğer çocuklar ilk 15 tercihe yazar, o bölümü de ilk 3 sırada kazanırlarsa 12 ay boyunca 800 TL kesintisiz para alıyorlar. Bitirene evet. kadar. Çok. Birincisi bu felsefe de ilgisi olanlar yönelmesi gerekiyor. Hı hı hı. İkincisi psikolojinin açık öğretime bağlanmasıyla ilgili, açık öğretim programının açılmasıyla birlikte psikoloji dernekleri Sayın Cumhurbaşkanımızla da görüştü. Komisyonlar YÖK'e dün bir rapor bildirdiler tavsiye şeklinde bu. Açık öğretim programından psikolojinin çıkartılması diye ben de isabetli görüyorum. Çünkü psikoloji bölümü mezunu dostlarımızın oradaki evet. tedirginliği haklıydı. Teşekkür ederim Sezen. Bunu da bildirmek istedim. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bu arada ben de şu hususta bir şey hatırlatmak istiyorum sizler. Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde her sabah saat 8'de öğrenci ve velilere ücretsiz tercih semineri veriyorsunuz. Aynen. Her sabah 08-10 evet. arası evet. o semineri onu dinlediklerinde tercihe bakış açıları değişiyor. Evet. Sorularını alıyoruz. Evet. Ücretsizdir, Ankara'dadır, Ostim metrosunda indiler mi karşılarında bonus hocayı görecekler. Çok güzel, bunu da hatırlatmış olalım. Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Ersan Aslan'la sohbetimize devam edelim. Efendim şimdi tüm dünya gibi biz de pandemi sürecinde ne yazık ki zor koş, yani hazırlıksız yakalandık ve pandemi sürecinden geçiyoruz, geçmeye devam ediyoruz. Ama siz teknolojik altyapınızla online eğitim sistemiyle öğrencilerinize eğitim öğretim hayatına devam ettiniz. Online sistemle yine sınav sistemiyle ölçme değerlendirme yaptınız. O teknik altyapınızdan da bahsedelim ve bu önümüzdeki eğitim öğretim yılına nasıl hazırlıklar yaptınız onu da dinlemekle devam edelim sohbetimize. Uzaktan eğitim tabii aslında tercih edilen dünyada uygulanan eğitim yöntemlerinden, öğretim yöntemlerinden bir tanesi. Türkiye'de de uygulanıyor. Uygulayan bölümler var üniversitelerde, fakülteler var, üniversitenin bütünü var baktığımızda. Ama 207 üniversitenin zorunlu olarak uzaktan eğitime geçmesi maalesef pandemi dolayısıyla gerçekleşmiş oldu. Biz uzaktan eğitime hazır mıyız? Zaten uzaktan eğitim merkezimiz diye bir merkezimiz. Evet. Birçok üniversitemiz de var. Hı hı. YÖK'ten uzaktan eğitime geçiyorsunuz diye talimat verildiğinde cuma gün, biz pazartesi ayın 16'sında tüm bölümlerimizle, hafta sonunda biraz rötuşlar yaparaktan tüm bölümlerimizden 35 bin öğrenci, 1250 hoca ve 800 idari personel ile başladık. Ama hani cümlenin içinde hazırlıksız yakalandık dedik ya pandemiye. Evet. Kırıkkale Üniversitesi pandemiye eğitim öğretim açısından baktığımızda hazırlıksız yakalanmadı. Evet. Yakalanmamasının sebebi de şu. Bir altyapı var. Bu altyapıyı revize ederekten günlük 1000 ders yapılaraktan 35 bin öğrenci, 1000 hoca ders yaptı. Günlük 1000 ders. Çok ciddi bir rakam. Müthiş bir rakam. Evet. Ama daha ilginci şu Süleyman Bey, Sezen Hanım. Daha ilginci şu. Biz kendi kaynaklarımızla üretmiş olduğumuz programla yapıyoruz bunu. Nasıl? Onu yani şöyle, bilgisayar mühendislerimizin, bilgi işlemimizin yazmış olduğu bir program. Yani arayüzden yapıyoruz bunu. Sanal sınıf için program alıyorsunuz. Hı hı. Tamam. İnşallah onu da geliştireceğiz. Yani dışarıya döviz vermenin önüne geçmiş olacağız. Yerlilik ve millilik projeleri çerçevesinde. Evet. Ama bizim öğrencilerimiz, bütün yeni başlayan sistemlerde problemler olur, ses kısıtları olur, sistemlerle ilgili problemler olur. Ama genel olarak baktığımızda öğrenci memnuniyeti bu noktada önemli. Daha ilginç bir şey söyleyeyim size bununla ilgili. Buyurun. Yani bütün üniversiteler uzaktan eğitim yaptılar. Hı hı. Ama ben başka üniversitelerle ilgili bir değerlendirme yapamam. Kendi üniversitemle ilgili biz öğrencilerimizi makinayla konuşturmadık. Yani zaman gelecek, şu anda bu sene üniversiteye girecek olan gençlerimiz bizim yaşlarımıza geldiğinde belki makinelerle karşılıklı konuşacak, sohbet edecek, böyle oturacak. Ama biz şu anda öğrencilerimizi makinayla, bilgisayarla konuşturmadık. Asenkron eğitim denen eğitim yapmadık biz. O 1000 ders dediğimiz günlük 1000 ders canlı yayın.
Yani şu anda yaptığımız gibi gençlerimizin bizi dinlediği gibi hoca sınıfını açıyor, öğrenciler kayıt oluyor, geliyor yüz yüze. Yani yüzde diyebiliriz, kısmen yüzde. Yani fiziksel değil ama öğrenci sonuçta herhangi bir şey sormak istediğinde butona basıp hocam ben şurayı anlamadım, şu soruyu sorabilir miyim diyebiliyor. Ama asenkron yapıyorsanız videoyu indiriyorsunuz, yapıyorsunuz. Şunu çok iyi bilmek lazım. Dünyanın herhangi bir yerindeki bir gencin bilgiye ulaşma noktasında şu anda sorunu var mı Süleyman Bey? Yoktur. Bilgiye ulaşır ama tecrübeye ulaşamaz. Süper. Doğru. Öğrenci yüz yüze veya online canlı olarak yaptığında işte tecrübesini anlatıyor hocalar. Ben arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Arkadaşlar, dünyanın en iyi üniversitesi diye tanımlanan rankingde dünyanın en iyi üniversitesi diye tanımlanan üniversitelerin sayfalarına girersiniz. Öğrencilere olan bilgiye ulaşır. Ama mimiklere ulaşamaz, sıcaklığa ulaşamaz, gözlere bakamaz yani. Biz öğrencilerimizin bu uzaktan eğitim sistemiyle gözlerine bakaraktan eğitim yaptık. Ve bundan sonra da 2020-21 eğitim öğretim yılında ne olacağı bilinmez. İnşallah yüz yüze yapmayı planlıyoruz. İnşallah. Yüz yüze yapmak için de bir sıkıntımız yok. Ama olası bir olumsuzluk durumunda biz bir önceki şartlardan daha iyi şartlarda yine uzaktan eğitimimizi yapacağız, sınavlarımızı yapacağız. Ama hepsi makineyle konuşmadan, insanla konuşarak çok önemli yapacağız bu işi. Bu anlamda da bir öğrenci size yönelik bir soru sormuş Erdem Aslan. Bu dönem Kırıkkale Üniversitesi eğitimini nasıl sürdürmeyi planlıyor? Sanıyorum cevabı aldınız ve uzaktan eğitime devam mı yoksa karma bir eğitim şekliyle mi devam edecek? Onu şu anda bilemiyoruz tabii. Evet, ama sizin bu anlattığınız online sistemde eğitim öğretim gerçekten hani hocalarını istediği an dersi dinledikten sonra soru sorma özgürlüğü tanınması çok çok önemli bir şey. Çok önemli bir faktör. Yani dediğiniz gibi yüz yüze yine hocalarını, öğrencileri görebiliyor. Bu çok önemli bir husustu anlattığınız şey. Bu arada bir Süleyman Hoca'ya da soru gelmiş. Güneş, Zeynep Güneş. Süleyman Hoca'ya bir soru var. Yeni açılan bölümleri tercih listesinde nasıl yer vereceğiz? Teşekkürler demiş. Çok güzel bir soru bu. Şimdi nokta nokta ise bu bölüm yeni açılmış. Karşısında hiçbir nokta yok. Parantezin içi boşsa dolmamış. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Ama muadili bir bölüme bakmaları lazım. Mesela Ankara'da A Üniversitesi'nin bir bölümünün karşısı nokta nokta yeni açılmış. Ankara'daki aynı ünü benzer bir üniversitenin aynı bölümüne bakarak yaklaşık alır. İsterseniz devlet üniversitelerinden bir örnek vereyim. İşte Malatya İnönü Üniversitesi var Malatya'da, bir de Turgut Özal Üniversitesi var. Burada konuk da aldık rektörümüzü. Turgut Özal Üniversitesi'nde bir tıp fakültesi açılmış. İnönü Üniversitesi'ne yakın alır. Böyle bakacaklar. Yani kıyaslama dediğimiz olgu Sezen. Çok teşekkür ediyoruz. Bir de şey sormak istiyorum. Şimdi okul birincileri tercihlerinde özellikle dikkat etmeleri gereken hususlar var. Kısaca ondan bahsedelim. Son iki dakikaya giriyoruz. Son cümleyi de Sayın Ersan Aslan'a bırakmak istiyorum. Buyurun. Şöyle ifade edeyim Sezen. ÖSYM yani YÖK'ün kılavuzu diyor ki okul birincileri bütün tercihlerini yüksek yazarlarsa okul birinciliklerine güvenerek açıkta kalabilirler diyor. O zaman diyor ki okul birinciliğiyle tutturacağınızı umut ettiğiniz örneklendiriyorum. 10 tane yüksek yer yazdıysanız 10 tane de genel yerleştirme ile tutacak düşük yeri yazın. Bunun sebebi ne? Örneğin tıpta bu yıl 16.395 kontenjan var. Okul birincisi 369. Bir tane daha örnek vereyim. Eczacılıkta 3.783 kontenjan var. Okul birinciliği 79. Hadi gel de güven buna şimdi. Binlerce okul birincisi var. Evet. Bu kadarını ifade edeyim dar zamanda. Dikkat etsinler, biz video yayınlamaya, bu programın videosu eğitim editöründen yayınlanırken ben Süleyman Hoca olarak sosyal mecralardan yayınlamaya devam ediyorum. Çok teşekkürler. Kulakları sizde olacaktır eminim. Efendim şimdi Kırıkkale Üniversitesi'ni tercih edecek öğrencilere ne söylemek istersiniz? Onlara çağrınız var mı? Ne diyeceksiniz son olarak? Sezen Hanım, bölümlerle ilgili bütün veriler bizim internet kkv.edu.tr adresinde var. Ben ısrarla tekrar şunu söylemek istiyorum. Gençlerimiz tercihlerini yaparken bir medeniyet tasavvuru olan üniversiteleri
tercih etsinler. Kırıkkale Üniversitesi'nin bir medeniyet tasavvuru var. Geçmişten gelen 1500-2000 yıllık kesintisiz gelen bilim insanı yetiştirme, teknolojik ürün üretme ve bilimsel kurum kurma tasavvurunu olan, bundan sonra devam edecek olan üniversiteleri tercih etsinler. Kırıkkale Üniversitesi böyle bir tasavvur içindedir. Günümüzde geldiğinizde, günümüzde de baktığımızda bizim şu anda dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir olayda söz söyleyebilmemizin yegane sebebi bu. Dolayısıyla bizim önümüzdeki yıllarda bu söz söyleme sanatını sürdürecek olan gençlerimiz Kırıkkale Üniversitesi'ne geldiğinde geçmişinden kucaklaşan, gününü benimseyen ve geleceği hedefleyen bir üniversite olduğumuzu bilsinler. Türkiye, geleceğin büyük Türkiye'si olarak iddiaları var. Biz iddiası olan, bu büyük Türkiye'nin kurulmasında iddialı olan bütün gençlerimizi Kırıkkale Üniversitesi'ne bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ersan Aslan. Çok sağolunuz efendim. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için, değerlendirmeler için. Bu arada Sayın Süleyman Belediyeoğlu, bugün bir online programa katılacaksınız herhalde. Onun da bir duyurusunu yapalım, kapatalım. Evet, Kırıkkale Üniversitesi öğrencileri veya orayı tercih etmek isteyenlerle Instagram bonus olacağı ve Kırıkkale'nin sosyal mecrasında buluşacağız. Kaçırmasınlar tercih stratejileri. Sunumudur. Çok önemli. Evet, biz eğitim editörü adresimizden de bu duyuruları yapmayı sürdüreceğiz diyelim ve veda Süleyman edelim. Hocama teşekkür etmeliyim tabii, yani bu programda katıldığı için, bizlere destek verdiği için, gençlerimizin önünü açtığı için ayrıca teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Ersan Aslan bizimleydi. Çok kıymetli bilgiler verdi ve eğitimci yazar Sayın Süleyman Belediyeoğlu ile birlikte biz bu programı şimdilik kapatıyoruz ama yarın yine bu ekrandayız. 14.25'te TRT Haber ekranında buluşmak üzere. Hoşçakalın efendim.